Evet, parametreye başlıyoruz. Parametrede gündem konuları ağırlıklı olarak aslında bugün merkez bankaları ve merkez bankalarının yaptıkları sonucunda oluşan fiyatlamalar olacak. Ancak diğer riskler nasıl fiyatlanacak onu da konuşacağız. S-400 meselesi az önce anlatmıştım, hala masada duruyor. Dolayısıyla Amerika ile Türkiye ilişkilerini derin bir şekilde etkiliyor. Yine az önce gazeteler üzerinden şöyle en azından konu başlığını söylemek adına aktarmıştım. Orada yüksek teknoloji ihracatına 2 milyar liralık bir destek olacak. Exim Bank da devrede bu anlamda. 2 milyar liralık ihraç desteği önemli. Dolayısıyla bunu konuşacağız. İran Amerika'nın İHA'sını vurmuş durumda. Zaten ambargo uygulanacak bir dönemde bir cevap niteliği aslında. Dolayısıyla İran-Amerika gerginliğinin tırmanmasıyla birlikte diğer konular, diğer ülkelerle olan ilişkiler nasıl olacak İran'la ilişki kurmak açısından, bunu da konuşacağız ve biraz da şu enflasyon meselesinin üzerinden geçeceğiz. Ankara'ya gidelim, Ankara'nın gündemini soralım. Ankara stüdyomuzda Ercan Gürses bekliyor bizi. Ercan, günaydın. Günaydın Mine, iyi günler. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir tarafta merkez bankalarını konuşuyoruz, bir tarafta ilişki ağını konuşuyoruz. Birbirinin içerisinde o kadar geçmiş durumdaki diplomasiyle ekonomi, dolayısıyla bu risk olarak gördüğümüz ya da işte bu kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'yi kredilendirirken verdiği kararların içerisinde de zaten yazıyordu. Şu S-400 meselesi bir seçim atlatıldıktan sonra herhalde daha çok gündemimizde olacak. Bir tarafta dolayısıyla pazarı bekliyoruz, ancak pazartesi günü ana gündem maddesi yeniden S-400'lere doğru dönecektir. Var sende kulis bilgileri, biliyorum, izleyicilerimizle de paylaşalım, onlarda da olsun istiyorum. Mine, evet, gün geçmiyor ki S-400'ler konusunda özellikle kaynaklarımızla bir değerlendirme yapmayalım. Yeni bilgiler de var. Tabii ki bu konu neden kanıksandı? Seçimden sonrası için en azından bir beklenti var kamuoyunda, aşağı ya da yukarı doğru bir beklenti var S-400'lerin etkileyebileceği kapsam bakımından. Ama şunu söyleyelim, S-400'ler konusunda Türk tarafının net duruşu, Cumhurbaşkanı'nın ve yetkililerin devam ediyor. Ve bu konuda herhangi bir değişim olmayacağı gibi aynı zamanda bu konuda bir ara yol söyleminin de hiçbir şekilde kullanılmaması ve bu konuda bir mesaj verilmemesi konusunda da ısrarları var. Yani Türkiye herhangi bir ara yol vesaire, S-400 konusunda söylüyorum tabii, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde farklı konular olabilir, bunlar konuşulabilir diyorlar ama S-400'ler konusunda alım tamamlandı. Bu iş bitti ve Temmuz ayında konuşlanma yapılacak. İşin burasını geçiyoruz. Bir diğer kısım var, S-400'ler konusunda çok az bilinen, doğru bilinmeyen bazı noktalar var. O da şimdi deniyor ki yani kaç tane batarya gelecek Türkiye'ye? Yani ilk aşamada 4 batarya gelecek. Ama şimdi insanların karıştırdığı bazı noktalar var. Türkiye'nin tüm sınır güvenliğini sağlayacak mı? Hayır, o savunma füzesi anlamında sağlamayacak. O 4 batarya, Türkiye'nin genelinde 20 bataryaya ihtiyaç var. Bütün sınırları koruyabilmek açısından. Ama en riskli olarak değerlendirilen bölgeler olarak güney kesimler şu an itibariyle herkesin de bildiği gibi konuşuluyor. Özellikle Suriye sınırı, Irak sınırı ve aynı zamanda Doğu Akdeniz son zamanlarda artan bir tehdit olarak Türkiye'nin karşısına çıkmış durumda. O sondaj faaliyetlerinin ardından özellikle işin bir noktası bu. Diğer noktası da bu. S-400'ler 2,5 milyar dolara Türkiye bir anlamda mal olacak. Tabii bu maliyet dışında aynı zamanda bunun geliştirilmesi ve o bataryaların konuşlandırılacağı yer de çok önemli. Konuşulan yerler arasında Ankara'nın Akıncı Üssü de var, İstanbul'da var ki bunların menzillerinin 400-450 kilometre olduğunu biliyoruz. Sadece S-400 füzeleri değil, Türkiye'nin hava savunma sistemi açısından Hisar ismi verilen ve yerli üretim olarak bilinen bir füze de var. Bunların da devreye alınması söz konusu olacak yakında ama onların menzili biraz kısa. Kısa menzilli füzeye de ihtiyaç oluyor. S-400 tarzı, Patriot tarzı füzelere de ihtiyaç oluyor tam güvenlik açısından. Peki şunu diyoruz, yani eskiden kaynaklarımıza şunu sorduk, yani Türkiye'nin böylesi büyük bir açığıyla nasıl bunu tolere edebiliyordu? En azından bu riski nasıl tolere edebiliyordu bu kadar riskli bir jeopolitik bir ortamda? Şimdi deniyor ki eskiden
söz gelimi bir uçak bize bir tehdit oluşturduğunda, sınır ihlali olduğunda, sınır ihlaline yaklaştığında F-16'larla birlikte buna caydırma taktiği uygulanıyordu. Bu hem maliyetti hem de aynı zamanda S-400'ler kadar tam %100'e yakın bir güvenlik sağlayan bir ya da savunma füzesi gibi güvenlik sağlayan bir durum söz konusu değildi. Bu açığımızı kapatıyoruz diyorlar. Peki, şimdi bunları anlattık. Türkiye'nin S-400 alımının neden zaruri olduğunu anlatan örneklerdi bunlar. Bunları yapacağız ama Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri açısından da çok kritik. Amerika gerçekten bu konuda sert bir tavır ortaya koyuyor. Türk yetkililer ve kaynaklar diyorlar ki güvenlik yetkilileri, şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu konuda Türkiye ile anlaşacak, anlaşacağını umuyoruz. Çünkü biz S-400 konusunda tüm gerekçelerimizi her platformda net şekilde anlattık ama biz daha çok bize Beyaz Saray'ın daha yakın olduğunu düşünüyoruz. Yani Amerikan Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bu konuda bize daha sert mesajlar veriyor. Savunma Bakanlığı'nın mektubunun sert ve üst perdeden yazılması, Savunma Bakanlığı'na gönderilmesi ve cevap verilmesi, Beyaz Saray'ın bu şekilde daha yumuşak ve itidalli bir ton tutturması hiçbir şekilde tesadüf değil diyorlar. Türkiye Beyaz Saray üzerinden işi götürüyor. Tabii akıllara önümüzdeki haftaki G20 toplantıları geliyor. Japonya'da Erdoğan-Trump görüşmesi büyük ihtimalle gerçekleşecek ve bu konunun oraya yansıması söz konusu olacak. Yani Türkiye'nin özellikle kilitlendiği İstanbul seçimlerinin ardından o G20 toplantısında Erdoğan-Trump görüşmesi bu konuda önemli adım olabilecek. Peki S-400 konusunda Türkiye'nin bu tavrı Amerika Birleşik Devletleri tarafından nasıl karşılanacak? Diyorlar ki kaynaklarımız, evet bazı ticari yaptırımlar olabilir, ekonomik yaptırımlar olabilir ama şu ortaya kondu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yapacağı tüm yaptırımların bile evet Türk ekonomisine bir ölçüde bir en azından bir hasarı demeyelim ama bir etkisi olacak. Ama bunun çok büyük bir etki olacağını öngörmemek gerekiyor. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin de Türkiye'yi tam olarak gözden çıkarması gibi bir durum söz konusu olamaz. Biz Beyaz Saray düzleminde bir yumuşamanın olabileceğini düşünüyoruz. Asıl S-400'den vazgeçersek bunun maliyeti Türkiye açısından daha fazla olur diyorlar. Tabii Türkiye açısından böyle bir değerlendirme var. Önümüzdeki günlerde piyasanın da bu konuya nasıl bir tavır koyacağını görmüş olacağız. Şu an itibariyle satın alınan itibariyle söyleyelim. Piyasa bu konuyu biraz kanıksadı. Ama tabii seçim sonrasında çok konuşulacak. Türkiye'nin duruşu, kararlı tavrı ve Beyaz Saray'dan, özellikle vurguluyorum, Beyaz Saray'dan beklentisi yüksek bu konuda. Tolere edilebilmesi anlamında S-400 adımının bu konuda Türkiye tüm tezlerini Amerika Birleşik Devletleri'ne iletti yine. Onu da söylemek lazım. Peki bu kadar S-400 konuşmuşken biraz Türkiye-Amerika ilişkileri konuşalım. Çünkü S-400'e elbette sınırlı değil. Şu G20 bir taraftan da beklediğimiz toplantılardan bir tanesi. G20 olma özelliğini kaybedip liderlere ikili görüşme fırsatı sunan bir platform olmaya başlıyor bana göre. Ama sonuç itibariyle yine de işte oradan çıkacak çıkış metnine bakacağız elbette. Ne oluyor Türkiye-Amerika ilişkileri arasında? Yani açıkçası orada fırtınalı bir durum söz konusu yine hep var ve hep S-400 üzerinden konuşuyoruz ama biliyoruz ki sadece S-400'den ibaret değil Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri. Farklı veçeler de var orada, mesela Suriye konusunda, mesela Irak konusunda, İran konusunda, Rusya politikası konusunda çok şey konuşulacak ve orada senin de söylediğin o liderlerin görüşmesi de büyük ihtimalle gerçekleşecek. Türkiye özellikle şunu vurguluyor, az önce de söylediğim gibi Beyaz Saray düzleminde bir sorun görünmüyor. Yani Erdoğan-Trump görüşme trafiği en kritik dönemlerde bile, o Brunson krizi döneminde, S-400 krizinin öyle zirve yaptığı dönemlerde bile hiç kesilmedi ve devam etti. Telefon diplomasisi sürdü. Ama tabii ki Amerika Birleşik Devletleri sadece ondan ibaret değil. Kongre bir yandan bazı kararlar alıyor. Bir yandan Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı
Türkiye'nin inanışı şu, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı Beyaz Saray'da senkronize olmayan bazı açıklamalar yapıyor. Ama tabii iş başka bir noktaya da gelse şu bir gerçek, kopmayacak o ilişkiler. Yani hiçbir zaman Türk-Amerikan ilişkileri, Amerika-İran ilişkileri gibi olmayacak. İki ülkenin bakış açısından söylüyorum. Ve Amerika'nın da hiçbir şekilde Türkiye'yi böylesi bir ortamda gözden çıkaramayacağını düşünüyorlar. Yani diyorlar ki, tamam bir YPG sorunu var. Suriye sınırında Türkiye'nin hiç istemediği bir oluşum da var ama şimdi şu açıdan da bakıyorlar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi ama bir yandan Rusya ile gerilim. Türkiye'nin de o bölgedeki konumu itibariyle Türkiye'nin gözden çıkarılamayacağı bir durum söz konusu. Ve şöyle de bir dengeden bahsediyor. 2015 yılında hani Amerika ve İran arasında bir yumuşama başlamış, nükleer anlaşma yapılmış, o 5+1 anlaşması her ne kadar şimdi yürümüyorsa da onun önümüzdeki sürece etkisi konuşulmuştu. Ama yani hep denir ya sınır komşumuzun işte ambargolara maruz kalması iyi değil ama işe bir başka açıdan da bakalım. Her zaman Türkiye'nin gergin olan Amerika-İran ilişkilerinden tırnak içinde söylüyorum da bir menfaati de var. Bunu söylemek lazım. Çünkü o durumda Türkiye bölgede vazgeçilmez aktörlerden biri haline geliyor. Ama ne zaman orayla bir anlamda o bölgedeki diğer ülkelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin al-ver olayı biraz artarsa Türkiye'ye ihtiyacı da azalıyor. Böylesi bir denge durumu da söz konusu. Yani Türkiye'nin bu durumu Amerika Birleşik Devletleri arasından vazgeçilemez. Aynı zamanda İran'a uygulanan ambargo, o petrol istisnasından da vazgeçilmesi ve Türkiye'nin de buna harfiyen uyduğunu da gözlemek gerekiyor. Dolayısıyla oradaki ilişkiler bir anlamda gözden çıkartılmıyor. İşi sadece S-400'lerle sınırlamamak gerekiyor. Dolayısıyla o G20 toplantısında sürpriz bazı ilerlemeler de söz konusu olabilir diye düşünüyoruz Mine. Peki oradaki ilerlemeler İran konusunda nasıl gelişir onu da bir konuşmakta fayda var elbette. Çünkü İran-Amerika arasındaki gerginlik, ambargo gerginliğini aşacak, hatta aşmış durumda olduğunu bile söylemek mümkün. Dolayısıyla Amerika ile İran daha da gerilir ise, İran sonuçta bir Irak değil, öyle Irak'tan bile çıkamayan Amerika, İran konusunda çok daha zorlanacaktır. Bizim sınırımız, Rusya ile önemli ilişkileri var, bizimle önemli ilişkileri var doğal olarak. Bundan sonra işte hem Türkiye-Amerika ilişkilerini konuştuk, İran-Amerika ilişkilerinden sebep Türkiye ne yapacak? Yani şunu ortaya koymak lazım. Türkiye de bunu görüyordur. Yani Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İran şu anda çatışıyorlar. Yani çatışıyorlar. Düşük yoğunluklu bir savaş var ve o savaş devam ediyor. Savaşın çeşitli aşamaları var. En son aşaması da o Hürmüzgah'ta. İran'ın güneyinde Amerikan İHA'sının İran tarafından vurulduğu yönünde İran devrim muhafızlarının açıklaması. Her ne kadar CENTCOM bunu reddetse de biliyoruz ki yani böyle bir şey söz konusu oluyor ve devamlı izleme faaliyetleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde o Umman Körfezi'ndeki iki geminin vurulması ve ardından iki ülkenin birbirini suçlaması. Amerika İran'ı, İran Amerika'yı suçluyor. Orada ilginç bir nokta da söz konusu. Ondan da bahsedeceğiz. Ama şu bir gerçek. Türkiye'de bu işin bir yansıması var. İran ve Amerika çatışıyor ve aralarında bir savaş var. Bunu net bir şekilde görmek lazım. Umman Körfezi'nde ne olmuştu onu da hatırlatalım. Bir Norveç gemisi, bir Japon gemisi Umman Körfezi'nde saldırıya uğradı ve o saldırının ardından İranlı güvenlik güçleri o 44 mürettebatı kurtardı. Tabii o saldırının zamanlaması çok önemliydi. Ne zaman yapılmıştı o saldırı? Japonya Başbakanı Shinzo Abe Tahran'daydı. İran'da yetkililerle görüşüyordu. Ve o görüşme sırasında da Amerikan-İran geriliminin azaltılması ön plandaydı. Bu konuşulurken bir Japon gemisine saldırı oluyor. İranlılar kurtarıyor. Hemen Amerikan Dışişleri Bakanı İran'ı suçladı. İran devrim muhafızları Amerika var bu işin arkasında dedi. Ve bu iş devam ediyor. Bir yandan da orada işte o şirketin yetkilisi dedi ki gemi şirketinin yetkilisi havada İHA'lar uçuşuyordu dedi. O esnada dedi. Tabii bunlar iki ülke arasındaki savaşın parçaları, bir anlamda çatışmanın parçaları. Bu çatışma bir yandan devam ederken bunun başka boyutları da var. Mesela İdlib boyutu var. Rusya, İran ve Türkiye'nin oradaki bir anlaşması, o anlaşmada sıkıntılar görülüyor. O sıkıntıların ortaya koyduğu bir durum var. Tabii ki Türkiye acaba burada İran-Amerika dengesine nasıl bir yol tutturacak? Yani
uluslararası ilişkilerde hiçbir zaman o %100 güven söz konusu olmuyor. Türkiye şimdi İran konusunda biraz önce dedim, Amerikan ambargosunu doğru bulmadığını açıkladı ama o ambargoya uyuyor. Bir yandan Amerika ile farklı politikalar güdüyor. Şimdi Amerika da şunu düşünecektir. Evet, Türkiye birçok konuda çatıştığımız bir ortak, müttefik. Ama yine de müttefiklik yaptığımız bazı noktalar da var. İran konusu gibi. Dolayısıyla Türkiye'nin bir denge unsuru oluyor. Amerikan-İran çatışması. Şu anlam çıkmasın. Amerikan-İran çatışmasından Türkiye yararlanıyor. Uluslararası ilişkiler böyle. Reel politik böyle. Biraz faydalanıyor ama şu son dönemdeki gerilimden de herhalde faydalanmaya devam edecektir diye düşünüyoruz yine. Göreceğiz. Oradan bilgiler geldikçe biz de o bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz elbette. Şimdi dönelim, biraz yurt içini konuşalım. Hep diplomasi üzerinden konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz son zamanlarda çünkü gündem böyle. Ama yurt içerisine döndüğümüzde Exim Bank, çok önemsediğim, üzerine konuşmayı da çok sevdiğim bir kurum. Çünkü Türkiye'nin ihracatı açısından, Türkiye büyüyecekse bir şekilde ihracat yaparak büyüyecek. İhracatı yaptıkça üretecek, ürettikçe gönderecek. Dolayısıyla bu taraf çok önemli. Exim Bank'ın da içerisinde olduğu bir yöntemle bir destek sağlanacakmış ihracatçılara. Ve biz hep biraz daha işte yükte, hafif pahada ağır olan şeyler ihracatçılara edebilsek keşke diyorduk. Ancak Türkiye yüksek teknolojiyi kullanarak bir yere gelebilir diyorduk. Yüksek teknoloji ihracına, ihracatçısına bir 2 milyar liralık destek durumu söz konusu. Onun ayrıntılarını konuşalım. Bakan Pekcan açıklamış, Exim Bank da işin içerisindeymiş. Exim Bank adına uzunca bir aranın ardından ilk kez yeni ekonomi programı ışıklandığını Eylül'de duyduk. Sonra bu ivme paketi kapsamında tekrar bir dillendirildi. Ama şimdi artık herhalde aksiyon zamanı. Evet, aksiyon zamanı hep söylenir Mine, biliyorsun. Yani yüksek katma değerli, yükte hafif, pahada ağır ürünlerin ihracı diğerinden çok daha önemli, senin biraz önce ifade ettiğin gibi. Bunları yapamadığımız için yıllardır zaten o bir anlamda o kategorinin bir yukarısını atlayamıyoruz diye yorumlar yapılır. 94 yılında gerçi 20 milyar dolar civarında olan ihracat 200 milyar dolarlar civarında ama şu bir gerçek ki Türkiye'nin orada bir eşiği atlaması gerekiyor. O eşiği atlaması da yüksek teknoloji ürünlerin ihracı ve bunun için aslında teşvikler de uygulanıyor ki son teşvikte bunun bir adımı, ama sadece teşviklerde bazen yeterli olmuyor. Başka adımlar da atması lazım. Belki devletin öncü de olması gerekiyor. Hani hep bahsedilir ya, yani işte gemiler, tırlar yüklü domatesler, biberler vesaire, onlar gönderilir, işte kuru incirler gönderilir ama aldığımız çok küçük ve birkaç tane otomobil karşılığında, şu an için söyleyelim, yani çok düşük, hatta şöyle söyleyeyim, hacim anlamında düşük ürünler, yani cep telefonu mesela, çok yüksek teknoloji ürünler, bunların en azından ihracı ve bu tür ürünlerin üretimi, böyle şeyler söz konusu olabilir önümüzdeki dönemde. Bunun yapılması için 2 milyar liralık bir paketten bahsetti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan. Tabii o paketin bazı ayrıntıları da var. Exim Bank vasıtasıyla verilecek, uzun bir aranın ardından Exim Bank üzerinden yapılacak. Türk malı imajını güçlendirmek amaçlanıyor burada. Döviz kredisi cinsinden Türk menşei yatırım mallarına 100 milyon dolar. Dolar olarak bir kredi burada söz konusu olacak. Yine aynı şekilde orta ve yüksek teknoloji, aslında o biraz önce dediğimiz o yüksek teknoloji ürünleri, yani bunların içerisinde ne giriyor? Aslında Türkiye'nin yapmış olduğu beyaz eşyanın bir üst segmenti diyebiliriz. Yani işte televizyon değil de bilgisayar ve bilişim malzemeleri, cep telefonu vesaire, o tarz ürünler, bunların geliştirilmesi için bu ihraca dönük olarak 500 milyon dolarlık destek. Tabii bir yandan bunları üretecek, bir yandan da ihraç yaptığını belgeleyecek o firmalar. Ve krediler hangi şartlarda olacak? 3 yıl vadeli olacak. %17.6 faizli olacak. Tabii bunun çeşitli alternatifleri var. 1 yıl ödemesiz olanları var. 3 yıl içerisinde farklı faizlerle ödenecek olanlar var ki bu değişken faizlerle, devlet fonlarıyla da ilgili rakamlar söz konusu. Biraz ayrıntılı, o detaya girmeyelim ama şu önemli, zaman zaman bu tarz krediler Sanayi Bakanlığı'ndan, Ticaret Bakanlığı'ndan geliyor ve bu tarz kredilerin duyuruları yapılıyor. Bunların kullandırılabilmesi gibi kolaylıklar da sağlanıyor ama
tabii ki devletin bazı yatırımlara öncülük etmesi daha önemli. Özellikle şu son günlerde çok fazla konuşmadığımız yerli otomobil projesiyle ilgili önümüzdeki günlerde Sanayi Bakanlığı ve bu konuda çalışma yapan platformdan da gelebilecek bir açıklama. Özellikle o yüksek teknoloji anlamındaki yüksek teknoloji elektrikli otomobili de kapsıyor. Bunu da söylemek lazım. Önemli olacak diye düşünüyorum yine. Peki bir başka notu daha konuşalım. Orada enflasyona dair enflasyon tarafını düşürmek açısından çokça önlem alınmıştı. Bir taraftan hatta ben kendi paritelerimin arasına bir soğan TL paritesi de eklemiştim. Şimdi onu sepetten çıkartıyorum. Bayağı düşmüş galiba. Evet evet dün markette gördüm 2 lira civarında, 3 lira civarında olan da var soğan. Soğan ve patateste önemli bir düşüş var. Geçtiğimiz yıllara göre yüksek fiyat ama tabii kışın yaşadığımız o derin şokun ardından meyve sebzede normal olarak bir yaz düşüşü söz konusu oluyor. Yani tabii ki tarla ürünü geliyor, sera ürününe ilaveten bu önemli, havalar ısınıyor. Normal olarak mevsimsel bir etki var ama o mevsimsel etkinin üretim etkisini geçtiğimiz yıllar seviyesine çıkarması da gerekiyor. Bunu söyleyelim. Sen de belirttin, enflasyon üzerinde gıdanın menfi etkisi çok fazla son dönemde. Mesela %25'ler civarında bir enflasyondan söz ettik. 20'lere düştü, 20'ler civarında, %19'larda. Ama bunun gıdanın bunun üzerindeki etkisi çok daha fazla. %35'lerde, 40'larda. Özellikle meyve sebze üzerinde. Devlet bu konuda bazı tedbirler almaya çalıştı. Bazı polisiye tedbirler dahi alındı stokçularla ilgili olarak. Ama sadece bu da değil. O soğuk zinciri hep konuşuldu, edildi. Ama tabii ki mevsimsel etki başladı. Ama şu önemli, bu mevsimsel etki başladı diye o radikal önlemlerin alınmasının aksatılmaması da gerekiyor. Çünkü bu meyve sebze fiyatları yine Eylül'den, Ekim'den sonra, Kasım'dan sonra tabii ki mevsimsel olarak biraz artacak ama enflasyonist anlamda çok daha fazla yükselmesi, çok daha sıkıntılı etkiler yapmasının bu yılki deneyim, 2018-19 deneyiminden de yola çıkarak önlenmesi gerekiyor. Onu söyleyelim. Tabii ki sera ürünlerinin yanında pazara inen tarla ürünlerinin fiyatları düşürdüğünü söyledik. Hürriyet gazetesinden bazı rakamlar aldık. %50'nin hatta daha fazla %50'nin üzerinde düşüş olan ürünler var. Şöyle ki yani mesela birkaç örnek verelim. Kiraz 20 liraymış bu süreç içerisinde bir ayda 10 liraya düşmüş. Karpuz 4 liradan 1,5 liraya, şeftali 20 liradan 8,9 liraya. Kavun adedi olarak söyleyeyim 20 liradan 5 liraya, domates 5 liradan 2 liraya, fasulye 15 liradan 8 liraya düşmüş. Yani geçtiğimiz yıla göre fiyatlar biraz yüksek ama yaz itibariyle biraz düşüş var. Dolayısıyla bunun Haziran, Temmuz, Ağustos enflasyonuna bir anlamda meyve sebze anlamında olumlu etki yapabileceği bu fiyat düşüşlerinin görülüyor. Ama tabii ki uzun vadede yapılacak olan bu soğuk zincirinin kurulması, o hal yasası olarak tabir edilen ve içinde bazı önlemler alınan ama tam olarak da yola konulamayan o yasanın ve o düzenlemelerin yapılması, tabii bütün bunların hayata geçirilmesinin ardından, uygulanmasının ardından o aracıların da biraz azaltılmasıyla birlikte, üretimin artırılması politikalarıyla birlikte bunun enflasyona daha olumlu katkı sağlaması amaçlanıyor. Dileriz sadece mevsimsel etkiler anlamında güzel şeyleri konuşmayız. Aynı zamanda radikal önlemler anlamında da önümüzdeki süreçte konuşuruz yine. Öyle umuyorum ben de. Bu dileklerle birlikte o zaman bu bölümü noktalayalım. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana. Ankara'ya sevgiler. Biz de devam edelim haber turumuzla. Haber turumuzun ilk maddesini tüm dünyanın ekonomi gündemi açısından ilk maddeye aldığı konu yani FED elbette oluşturuyor. FED kararı bizde de dolar TL kurunu önemli ölçüde aşağıya çekmiş durumda. Sabah 85-87'lerde olan dolar kuru an itibariyle 5.77'lere doğru gelmiş durumda hatta. FED Haziran ayı toplantısında beklendiği gibi faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Çizgisel grafikteki projeksiyonlar açısından bakıldığında 2020 için bir faiz indirimi tarafına da dönmüş oldu böylece. Bu yıl için 17 üyenin 8'i faiz indirimi bekliyor.
2019 yılı açısından da bakıldığında bir sabır sözcüğü vardı Fed'in aktarmış olduğu şimdiye kadar tutanaklarda. İşte Fed'in sabrı bitti herhalde, sabrı çıkarttılar oradan. Dolayısıyla bu sabır sözcüğüne epeyce takılmıştı piyasa. Sabrın çıkmasıyla birlikte faiz indirimlerinin çok daha yakın olabileceğini, dolayısıyla bir parasal genişlemenin de gelebileceğini düşünüyor uzmanlar. Hem karar metninde hem de Başkan Powell'ın açıklamalarında ekonomik belirsizliklere yine vurgu yapıldı elbette. Tüm bunlar dolarda küresel bir satışı beraberinde getirdi. Dolar 5.80'lerin ilk etapta altına inmişti. Şimdi 5.77 seviyelerinde görüyoruz. Güvercin olan tavrı Fed'in G10 para birimleri karşısında da düşmesine bir taraftan neden oldu. Bundan sonra neyi takip edeceğiz? G20'yi takip edeceğiz elbette. Dolayısıyla faiz indirimi açısından bir kesinlikten bahsetmek mümkün değil. Fed'in endişelendiği küresel ekonomik koşullar ticaret savaşında anlaşma ile ancak ortadan kalkabilir yorumu da yapılıyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Yine gözümüzü kulağımızı Trump'a çeviriyoruz. Japonya'da yapılacak G20. Biraz Japonya'dan da bahsedelim. Fed'in faiz indiriminin ardından bütün merkez bankaları buna ilişkin elbette gardlarını, önlemlerini alacaklardı. Fed'in faiz indiriminin ardından küresel merkez bankaları da bu sabah Japon Merkez Bankası ile birlikte bu önlemleri almaya başladı. Bir faiz kararı izlendi. Boş tarafında, Bank of Japan tarafında Ocak 2016'dan bu yana olduğu gibi bu ayda faizlerin değişmediğini gördük. Gelişmiş ülke merkez bankaları arasında en güvercin olma unvanını da hali hazırda Japonya Merkez Bankası koruyor. Faizi -0.1 seviyesinde tutmaya devam etti. Kuroda'nın yapmış olduğu açıklamaları da dinledik elbette. 10 yıllık tahvil faizli hedefini de yaklaşık %0'da tuttu. Sözlü yönlendirmelerde de herhangi bir değişikliğe gitmedi. Dolayısıyla herhangi bir şekilde kıpırdamadı yerinden. Geleceğe dönük sözlü yönlendirme tarafında da herhangi bir değişiklik olmadığını belirtmekte elbette bu aşamada fayda var. Gündemimizin bir başka konusu Deutsche Bank. Bundan işte bir iki hafta öncesinde ilk böyle konuşmaya başlamıştık Deutsche Bank tarafında. Deutsche Bank'a bir soruşturma geliyor. Amerika Deutsche Bank'a kara para aklama soruşturması açtı. Bankanın kara para aklama ve diğer suçları önleyecek yasalara uyup uymadığı hali hazırda soruşturuluyor. Soruşturma dosyasında Trump'ın damadı ve baş danışmanı Kushner'in bağlantılı hesaplara ilişkin raporlar da yer alıyor. Dolayısıyla dünyanın da epeyce gündeminde olacak gibi görünüyor. Sizlerden gelen de buna benzer çok soru vardı. Ancak dayanak varlık olmadığı için ardında bu kripto paraları, bitcoinleri konuşmadığımızı söylüyorduk. Facebook Fed'le bu anlamda görüşüyor. Facebook yetkilileri dijital para birimi Libra ihracı için Fed'le masaya oturdu. Açıklamayı dünkü basın toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell yaptı. Gelişmelerden büyük bir yenilik olarak bahsediyor Powell. Öte yandan Powell, Fed'in kripto paralar için genel bir otorite konumunda olmadığını da söylüyor. Uluslararası forumlarda etkin rol alabileceklerini belirtiyor diğer yandan. Bunu da bir not olarak kenara koyalım. Sabah saatlerinde gündemimizde konuşmamız gereken notlardan bir başkası da İran-Amerika gerginliğiydi. İran'dan 60 günlük bir mesaj var. İran nükleer anlaşmanın korunması için verdiği 60 günlük süreyi uzatmayacağını duyuruyor. Amerika 8 Mayıs 2018'de 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı. Hatırlatmasını da yapalım. İran Cumhurbaşkanı Ruhani de Amerika'nın yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azalttığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini söylemişti. Diğer taraftan Amerika'ya ait bir İHA İran tarafından düşürüldü. Devrim muhafızlarına ait bir internet sitesinde yapılan açıklamada İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri tarafından Umman Körfezi'nde kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı sahilde Amerika Hava Kuvvetleri'ne ait Global Hawk tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğünü kaydetti. Buyurun hadi bakalım, yeni bir gerginlik konusu daha böylece gündemimize giriyor. Peki bir tarafta iyi haberler, bir tarafta kötü haberler. Hangi haber hangi haberi yener ve fiyatlama nasıl olur? Nuri Sevgen'le konuşacağız.
piyasaları, dış piyasaları konuşacağız. Fiyatlama davranışları modelleri üzerinde duracağız. Nuri Sevgen madem burada, biraz kadın erkek yatırım yapma motivasyonlarında nasıl değişiklikler var onları da konuşuruz. Niye olmasın? Sizlerden gelen soruları da yanıtlayacağız elbette. Hoş geldin Nuri. Hoş bulduk Mine. Şimdi FED beklediğimiz bir kararı zaten halihazırda verdi. Başka bir şey söylemesini hiç kimse beklemiyordu. Sabrı taşmış, öyle anladım ben. Metinden çıkartmış gün sonunda. FED'in sabrını ekonomik gelişmeler mi taşırdı? Çin'le olan ticaret savaşı mı taşırdı? Yoksa artık Trump mı taşırdı? Konuşuyor. Herhalde Trump taşır. Muhtemelen evet. Diye düşünüyorum. Faizi indir, faizi indir, faizi indir. Ya dur, indiremem, yerim yok. Tamam, indireceğime dair bir sinyal vereyim. Tadında okudum ben oradaki tutanakları. Sen nasıl görüyorsun? Ya şimdi merkez bankaları faizleri niye arttırır, niye indirir noktasına yine iktisadi bir cümleyle başlayayım. Şimdi merkez bankaları neden bunu yapar? Merkez bankalarının asli görevi para biriminin değerini korumaktır. Ya da istikrarını korumaktır demek daha doğru aslında. Şimdi doğal olarak eğer ekonomi fazla ısınmışsa doğal olarak bir enflasyonist etki yaratacağından dolayı merkez bankaları faizi arttırır. Böylece enflasyonist etki yaratmasını engeller. Çünkü enflasyon bir ekonomide kontrollü olmayan enflasyon ciddi riskler yaratır. Hı hı. Aynı zamanda tam tersi o zaman resesyona gittiği zaman da yani durgunluğa gideceği zaman da ekonomi ne yapar? Merkez bankaları da faizleri düşürerek ekonominin daha hareketli olmasını, insanların tüketimi ve kredi kullanmasına yönelmesini sağlar. Şimdi Amerika'da ekonomide büyük bir ısınma olmadığı gibi bir resesyon da yok. Gayet dünyanın böyle parmak ısırarak seyrettiği, keşke benim ekonomim de böyle olsa dediği bütün ülkelerin baktığı güzel bir ekonomik yapı var. Büyüme öyle ya da böyle yükselerek devam ediyor. Enflasyon belli bir ölçekte çok kontrollü şekilde gidiyor. O zaman ben niye faiz indireyim? Yani resesyon falan bir etkisi var mı? Evet, şöyle bir etki var. Diyorlar ki Çin'le ilgili sıkıntılar devam edebilir. Bu Çin'le ilgili sıkıntılar devam ettiği sürece de Amerika'nın ekonomisinin resesyona gitme riski var. FED de faiz indirirse buna hazırlıklı olur. Bence yanlış bir yapı. Bu sadece Trump'ın siyasi etkileriyle, demin sen de söylediğin gibi cümlene başladığın zaman, Trump'ın siyasi etkilerini biraz da bertaraf etmek için yapılmış bir durum gibi görünüyor. Çünkü Powell'la ilgili tam dün toplantıdan birkaç saat önce, hatta bir gün bile olmadan önce Trump'ın açıklaması var. Görevden alacak mısınız? Bir izleyelim bakalım duruma dedi. Yani resmen bir tehdit de var orada bakıldığı zaman. O yüzden benim gördüğüm kadarıyla... Trump'ın Powell'a öyle görevden alma yetkisi yok. Yok, yok. Ama nihayetinde böyle hani... bıktırtarak onu istifa etmeye yönlendirebilir. Powell gibi adamlar zaten özel sektörde çok büyük para kazanabilirler. Orada Fed'de bir şekilde kamu hizmeti yapıyorlar. Bir şekilde onun üzerine gider. Mobbing davasından bence asıl parayı götürür. Nereden? Mobbing açarsa diyorum Trump'a. Amerika'da bu tür şeyler çok kolay tabii. Orada hukuk sistemi çok daha gelişmiş olduğu için. Mobbing yaptığında bütün dünya gördüğüne göre orada kanıtlanacak bir şey de yok. Ama temelde baktığım kadarıyla ben şeye inanmıyorum. Fed'in faiz indirme olasılığı, hatta 2 faiz indirimi yapabileceğine dair Eylül'de ve Aralık'ta bugün yorumlar geliyor bazı uluslararası bankalardan. Ben inanmıyorum. Bu sene faiz indirimi yapabileceğine ben inanmıyorum. Yapmayacak bence. Ama en azından o güvercin tavrını bir süre daha koruyacak. O güvercin tavrının korunması da bize yarıyor. Öyle görünüyor. Evet, kesinlikle. Ve bütün dünyaya yarıyor. Bize geçmeden önce şimdi bir tek Powell'ın tadı kaçmadı bu işten ya da bir tek Fed'in sabrı taşmadı. Anladığım kadarıyla gider ayak asıl Draghi içinden bir Super Mario geldiği gibi çıkarttı. Super Mario diyor ki faiz indiririm. Yetmez varlık alımı yaparım. Yetmez daha da genişlemeye giderim. Ben paramı istediğim yerde tutarım Avrupa Birliği olarak. Buna da artık Trump karışmasın yani diyor. Ve bu açıklamalarla birlikte ilk açıklamayı gördük. İşte 1.11'lere tekrar getirmişti. Ardından işte Fed'in bu sefer sabır savaşları da yani ticaret savaşı, kur savaşı, sabır savaşı şeklinde dönecek herhalde. Şimdi kimin sabrı kimden daha fazla onu göreceğiz elbette. Ama Mario Draghi'nin de bir konuşma zamanı gelecek. Şimdi dünya farklı bir yapıya gidiyor. Adına kur savaşı demiyorlar. Evet, sabır savaşı güzel bir isim olabilir ama Currency Wars dedikleri bir başlık atmış yıllar önce The Economist dergisi, hiç unutmuyorum. Hemen o dergiyi toplattılar, ortadan kaldılar. Çünkü en büyük korku dünya savaşlarının çıkma sebebi, biliyor musun? Yani Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı çıkma sebebi bu kur savaşlarıdır aslında. Aslında temeline bakarsan. Ve doğal olarak burada en büyük korku bu. Çünkü ortada 1 trilyon dolarlık bir pazar var. Çin ile Amerika'nın kapışmasının arkasında yatan şey de bu. Çin şu anda
döviz rezervlerini, Amerikan doları tahvillerinden azaltmaya başladı. Gene geçen açıklanan rakamlar 2017 Nisan'ından beri ya da Mayıs'ından beri en düşük seviyeye geldiğini gösteriyor. Doğal olarak Çin bunu azalttıkça ne yapıyor? Euro cinsinden rezerv tutuyor ya da başka para cinsinden tutuyor. Şimdi burada Çin neden ambargo yiyor baktığınız zaman? Çin şu anda petrolünü euro ile satıyor. 2010 yılında bir borsa kurdu. Doğal olarak euro ile petrolü kime satıyor? Çin diyorum, özür dilerim, İran, yanlış söyledim. Çin'e ve Hindistan'a satıyor. Doğal olarak bu Amerika için büyük tehdit. Euro tarafında bir şekilde baskılıyor. Yani sen diyor faizi indir, işte paran değersiz olsun falan filan noktası dengelemeye çalışıyor ama euro birliği de ayrı bir sıkıntılı. İtalya'ya bakarsanız faizi indirmek lazım. Almanya ekonomisine bakarsanız faizi yükseltmek lazım. Tam bir karmaşa. Vallahi ben Alman olsam İtalya'ya bakarım. Yani şu anda evet en büyük korkuları, çünkü İtalya patlarsa hepsi beraber patlayacaklar. Zaten Euro Birliği'nin gelecekte ayrılacağı yönde beklentiler de bununla dayanıyor. İspanya ve İtalya'nın ciddi sıkıntılarına dayanıyor. Ya yani temel itibariyle bakarsanız dünya büyük bir kur savaşının eşiğinde. O yüzden altın fiyatları yükseliyor. Hatırlarsan bundan daha önceki yayınlarda hep altını sorardın sen bana. Hı hı. Altın yükselecek mi? Evet, yükseliyor ve yükselecek. Çünkü soracağım parasal da. Sistemi olan güvenle ilgili bir sorunumuz var. Soracağım, gene altın soracağım. Sor, altın, dolar zaten herkes soruyor. Biz eğitim yapıyoruz 3 saat sonra, ilk soru bu oluyor. Hocam altın ne olacak, dolar ne olacak diye. Hocam dolar ne olacak? Dolar ne olacak? Çok güzel bir soru. Şöyle diyeyim ben sana. 1 Ocak günü dolar 5.29'du. O gün 5.29'dan diyelim ki 100 bin dolarınız var. 529 bin lirayı alıp bir faize koysaydınız bankaya. Şu anda paranız yaklaşık olarak 590 bin lira civarındaydı. Yani 5.90 kura geliyor. Dolar kuru 5.77. Yani dolar yükselecek, patlayacak, öyle olacak, böyle olacak diyenlerin biraz matematiğe davet ediyorum baktığınız zaman. Yani 6.20 ile 6.50 arasında o 7.20'yi gördükten sonra herkes dolarlandı. Ben sosyal medyada dolar düşecek grafikleri öyle gösteriyor dediğim zaman neler yağıyor. Çünkü bu da şeyi gösteriyor psikolojik olarak, herkesin dolarda long pozisyon olduğunu. Yani TL short, dolar long olduklarını gösteriyor. Bunlar pozisyonlarını bir kere devam ettirdikleri sürece sıkıntı var. Bir de ikincisi, herkes psikolojiye bakıyor. Evet, psikoloji şu aşamada ekonominin ciddi şekilde sıkıntı yaşadığını gösteriyor ama bu dolara yatırım yapmayı gerektirecek bir durumda değiliz. Şu anda sıkıntımız biraz daha içerideki iç talebi arttıracak durumları çözümümüz. Ama dolardaki sorun ya da en azından bu düşüşün arkasında yatan sebep uluslararası kaynaklı gelişmekte olan ülke paralarına olan bir talep. Hocam ben anlamam öyle matematikten, şundan bundan. Dolar düşecek mi, çıkacak mı? Güzel, söyleyeyim o zaman. Dolar bana sorarsanız çok fazla daha düşmemesi lazım. Düşmez. Çünkü enflasyonun altında kalırsa doğal olarak bu seferde yeniden ithalatı arttıran, ihracatı azaltan, cari açıkta yeniden cari açığı arttırabilen bir ekonomiye doğru gideriz. Bizim yapmamız gereken, hep yıllardır yaptığımız gibi çok öncesinde, yüksek kur, düşük faizle gitmemiz lazım. Türk ekonomisinin dayandığı temel bu. Nedir o? 5.29 dolar kurunu aldınız mı yılbaşında? Enflasyonunuz kabaca kaç? %15-17 ne çıkacaksa. Onu koyuyorsunuz doların yıl sonundaki hesabına. Yani şu anki faizi ona eklediğiniz zaman kaç çıkıyor dolar? 6 mı çıkıyor? 6.20 mi çıkıyor diyelim. Bu seviyenin üzerinde olması lazım ki dolar TL'nin, ama volatil değil. Yavaş yavaş, oynaklık artmadan ne olur? Doğal olarak orada bir enflasyonu çok ciddi şekilde yaratmaz. Önünde beklentilerle ilgili büyük sorun yaşatmazsınız insanlara. Bu arada faizlerde belli bir seviye tutarak aşağı getirirsiniz. Ekonomide bir denge sağlarsınız. Aynı zamanda kurlarda hareket böyle insanların istediği gibi agresif şekilde olmaz. İnsanlar bu 7.20'yi gördü, yeniden oraya gelecek noktasında. Ama gelecek de ne zaman gelecek? Faizi koyduğun zaman kaç sene sonra gelmesi gerekiyor, ona bakmak lazım. Şu anda volatil bir yapı yok. Dünyadaki bütün yapı bizi destekliyor. Ha, risklerimiz var mı? Var. Şimdi şu önce bizi destekleyecek noktaları bir sayalım, ardından riskleri konuşalım, tamam, istiyorum. Fed'in faiz indirmiş olması, ardından yetinmeyip işte Avrupa Merkez Bankası'na ne yapması gerektiğini söylemiş olması, yetinmeyip işte Çin tarafıyla böyle bir gerginlik içerisinde olması. Dolayısıyla Amerika ve diğerleri şeklinde ve diğerlerinin aslında bir araya geleceği bir kompozisyonda bir taraftan yaratıyor. Bunu bir tarafa koyuyorum. Diğer tarafta Fed'in faiz indirimi ihtimalinin konuşulmaya başlamış olması, hele ki bu gerçekleştiğinde çok daha farklı bir tabloyu ortaya koyar. Günün sonunda güvercin konuşmalar yapılıyor olması, o şahinlikten bir parça uzaklaşılmış olması daha başka bir tabloyu ortaya koyuyor. Ve bizim gibi ülkelere gelecek para dolayısıyla çok daha hızlı bir şekilde gelecek. İşte Moody's mesela Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Oradaki hikaye bana göre çöktü. Ya zaten baktığınız zaman birkaç boyutta bakmak lazım. Birinci boyut Fed tarafı. Savı çöktü demek istiyorum. Evet, şimdi yanlış anlaşılma da olmaz. Ya Moody's'in not düşürmesine baktığınız zaman aslında Moody's Türkiye'yi çok spekülatif ülkeler grubuna aldı. Spekülatifin de altına getirdi. Yani bunun bir altı zaten, iki altı daha doğrusu, junk dediğimiz o çöp bonolar durumuna getiriyor. Yani ciddi bir sıkıntıydı ama gelişmekte olan ülkelere bir para akışı olduğu için
Doğal olarak Türkiye'de bunlar nemalandı. Burada bakılması gereken Türkiye'nin CDS'leri. Kredi default swap dedikleri ya da risk temerrüt swap'ı dedikleri Türkiye'nin olası borcunu ödememe riskine karşı yapılacak sigorta maliyeti. Şu an 457 idi. Biraz önce yayına girmeden önce baktım. 520'leri görmüştü. Yani bu demektir ki 4.57 puan sadece siz bu kredi riskinden korunmak için vereceğiniz sigorta primi. Şimdi Türkiye'nin dışarıdaki tahvil faizlerine baktığınızda %7-7.5 civarında olduğunu düşünürseniz bu hala bizim riskimiz olduğunu gösteriyor. Bizim altımızdaki altımızdaki ülke 200'ler seviyesinde. Bizim bir üzerimizde bir ülke 700'ler 1000'ler seviyesinde. Yani biz default riski taşıyan bir ülke değiliz. Yani şu anda şu anki konumda default riskimiz yok. Yani Türkiye borcunu ödeyemeyecek durum yok. Türkiye'nin hiçbir zaman bir olmadı. Ama şöyle bir şey var. Türkiye'nin en büyük sorunu şu anda güven sorunu var. Geleceğe dair güven vermemiz lazım. Ekonomi yönetimi olarak da finans çevresi olarak. Bu güven olmadığı için insanlar gidiyor dolar alıyor. Şimdi güvenin neden kırıldığını da o zaman konuşalım. Risklerden orada da bahsetmiştin. İşte S-400 meselesini zaten konuşuyoruz. Biri bu, S-400 evet. S-400 meselesinde hani bir belirsizlik olarak konuşmayı artık anlamlı bulmuyorum. Çünkü çok net bir şekilde aldık. Dendi zaten. Dolayısıyla nasıl konuşulacak onu herhalde konuşacağız. 4 batarya gelecekmiş. Bunlardan bir tanesinin güney sahillerini koruması zaten bekleniyor. Çok doğal olarak. İşte Ankara, İstanbul o anlamda gündemdeydi. S-400 tarafında hani Amerika mı acaba yumuşayacak yoksa bir orta yol bulunacak mı? Seçimden hemen sonra bunu konuşmaya başlarız. Aynen öyle. Biz şu anda seçime fazla odaklandık ama seçimden sonra ilk önümüze gelecek konu bu olacak bir görünüyor. Çünkü S-400 aldık almadık doğru muydu yanlış mıydı biz anlamayız. Ben askeri stratejist değilim ama ben olaya şöyle bakıyorum. Katsa dedikleri bu yaptırım yapılısını ki dün de bununla ilgili 3 tane yaptırım üzerinde konuşuyoruz falan diye Trump tarafından açıklamalar geldi. Bu yaptırım olasılıkları Türkiye'ye işte dediğim gibi uluslararası camiada. Düşünün ki Türkiye dışında bir yatırımcısınız. Türkiye'yi tanımıyorsunuz ya da az çok tanıyorsunuz ama böyle bir yaptırım riski varsa o ülkeye yatırım yapmaya bir durursunuz. Bir izleyeyim bakayım ne olacak dersiniz. Doğal olarak sıkıntımız bu. Ülkenin yatırıma ihtiyacı var. Ülkenin nakit dövize ihtiyacı var. Çünkü dış borcun çevirmesi lazım. Bundan kaynaklı olarak risklerimiz bu. Biz böyle bakıyoruz. S-400 alınmalı alınmamalı beni ilgilendiren konulardır. Bu dediğim gibi uluslararası stratejistlerin ya da ülke yönetimini yapacağı bir şey. Ama ben ekonomik anlamda önümü görebilmem için bu konunun netleşmesi lazım. O konu netleşmediği sürece benim aklımın her zaman köşesinde şu var. Brunson mevzusuyla yaşanan o dalga vardı ya, o dalganın daha büyüğü olma ihtimalinden korkuyorum. Neden? Çünkü katsa yaptırımları dediğiniz şey ilk defa bir NATO ülkesine gelme riski taşıyor. Türkiye 60 yıla yakındır Amerika ile yakın ilişkileri olan iyi bir müttefik ve doğal olarak Amerika'nın ambargo koyması demek işte Kıbrıs harekatından sonra ilk defa göreceğimiz bir durum anlamına geliyor. Bunlar önemli riskler. En büyük riskimiz bu. Diyelim ki biz S-400 ile ilgili durumu dondurduk. Amerika ile yakınlaştık. Güzel. Bu sefer de Rusya riskimiz var. Rusya tarafını işte İdlib'de bilmem ne de biliyorsunuz. Yani ne zaman bir açıklama gelse bizim taraftan alımların erteleneceğine dair ya da onu ima eden bir açıklama gelse Rusya'dan yok hayır biz hemen gönderiyoruz. Teslimatta bir sorun yok geliyor. Yani Rusya tarafından da Amerika tarafından da stratejik anlamda denge noktasını kurmak durumunda kalıyoruz. Bu da bizim önümüzü görmemizi engelliyor. Ben finansçı olarak şuna bakıyorum. Önümü görebiliyor muyum? Önümü göremiyorsam bu volatilite çok fazla. Bugün 5.77 ile gördüğümüz doları bu akşam gelecek bir haberle ya akşam 5.50 de görebiliriz, 5.90 da görebiliriz korkusu var bizde işte. Dolayısıyla işte o dalga boyu zaten ekonomiyi daha aynen, rahatsız volatilite, eden evet. Borsanın yönü yukarı mı Haziran'da Nuri Bey diye sormuşlar. Borsanın şu anda yönü yukarı. Seçime kadar da öyle gibi oluyor. Zaten seçimi de şurada 2 gün kaldı. Evet yani hava güzel. Ama seçim sonrasında demin de söylediğim gibi önemli olan burada asıl. Ya seçim dedi İstanbul Belediye Başkanı seçiyoruz özelde. Ama bu seçimler çok fazla geldiği için ekonomik bir maliyeti var. Bütçe rakamlarını görüyoruz. Ekonomide ciddi şekilde bir sıkıntı yaratıyor. Artık önümüzü görebilecek, ekonomik tedbirleri alabilecek, reformları yapabilecek bir öngörüye ihtiyacımız var. Uzun süre seçim olmayacak varsayımımız vardı bizim. Umarım bir seçimle birlikte bu atlatılması gibi bununla ilgili ekonomik yapılarda oturmaya başlar. Ama seçim sonrasında bu yurt dışından kaynaklı işte S-400 ve benzeri durumlar olmadığı sürece ben şu anda ekonomik tarafta yurt dışından gelen para anlamında söylüyorum. İşte Fed'in açıklamaları, gelişmekte olan ülkelere akan para anlamında Türkiye bundan nevalanacaktır. Olumlu bir hava var. Ama bu havanın değişmesi her an mümkün olabilir. Çünkü çok
riskli bir durumdayız dünya ölçeğinde. Şimdi Haziran sonu da G20 var. G20 olmaktan çıkıp işte liderler arası 5 çayına dönmüş durumda benim gördüğüm kadarıyla. O 5 çayında ne konuşulur? Xi Jinping ile Trump arasında, Erdoğan'la Trump arasında, Putin ile Trump arasında. Erdoğan'la Trump zaten Putin zaten çok sık görüştükleri için herhalde orada vakit kaybı gerek görmezler diye düşünüyorum. Ya zaten şunu öncelikle belirteyim. Bu tür toplantılar sen uzun süredir medya sektöründe olduğun için sen çok daha iyi biliyorsun. Yani Trump'la böyle merhaba diyorlar ya mesela geçerken bir lider şöyle diyor. O hareket bile eminim 3 ay önceden programlanıyor. Ve çok basit değil her şey. Yani öyle geçerken merhaba dedim. 2 dakika eksiz konuştum. Bunların hepsi programlandı. Ne konuşulacakları baştan belli. Bütün danışmanlar bunları oturdular, konuştular. Bence orada biraz daha şov olacak. Belki bir iki şey şov artıracak şeyler olabilir. Mesela Çin'le ekonominin kötüye gideceğine, Çin'le Amerika'nın ilişkilerinin ekonomik anlamda sıkıntıya düşeceği beklentisi Fed'in faiz indirimi olasılığını yaratıyor ya. Hı hı. Bence bunu tetikleyecek belki Trump'ın bir hamlesi gelebilir. Çünkü Fed faiz indirmesi için gerekçe bu görünüyor. Ekonomide çünkü bir sorun yok. Bu gelebilir. Bizim tarafta ne olur? Evet, bizim tarafta önemli gelişmeler olma ihtimali. Oradaki konuşmalar, görüşmeler, oradan gelecek mesajlar bizim açımızdan çok önemli. Çünkü ciddi şekilde bu S-400 mevzusu ve katsa yaptırımları olasılığı bizi rahatsız ediyor. Bunun çözülmesi bizi rahatlatır. Çünkü Amerika ile şu anda ilişkilerin gerilmesi finansal anlamda sıkıntı yaşamamızı, yani önümüzü görmemizi engellediği için bu bizim açımızdan daha önemli. Çin-Amerika ilişkilerinden daha çok biz oraya bakacağız diye düşünüyorum. Sepetimde yoğunluğu nereye kaydırmalıyım diye sormuşlar. Vallahi sepet... Hadi altından bahset artık. Altın tarafında evet biraz yükseldik ama biraz fazla yükseldik. Artık bu beklentiler girdi. Bir düzeltme, hafif bir geri çekilme olasılığımız var. Ons bazında konuşuyorum. 1380'leri gördük. 1350 civarındaydık yayına girerken. Şu an tam rakamı bilmiyorum ons bazında. Ama 1300-1320'ye kadar bir geri çekilme yapma riski var. Ama ben altın tarafında özellikle kurlar da aşağı gelmişken 1380 olmuş bak yeniden gördün mü? Yani demek ki altın İzleyicimizin tarafında... annesinin sorusu var. Annemin size sorusu altınları bozduralım mı? Yok, ben altının bozdurulması taraftarıyım. Altın her zaman iyi ve uzun vadeli bir yatırım. Çünkü altın önümüzdeki dönemde yeniden o eski zirvesini görecek bir noktaya gideceğiz diyorum birkaç senelik periyotta. Yani 1900 dolarlar civarında hatta daha da üzerini görme potansiyeli var. Ama bu hani bugünden yarın değil, uzun dönemden bahsediyorum. Altın bence önümüzdeki dönemde kur savaşlarının böyle artmaya başladığı bir dünyada her zaman yatırım aracı olarak önde tutulacak bir yatırım aracı. Peki, çünkü altın faizden haz etmiyor, onu da biliyoruz. Ve faiz indirimlere evet. Mevzunu konuştuğumuz zaman altında da yukarı yönlü bir hareket oluyor. Faiz konusunu tabii Fed'den ve Avrupa Merkez Bankası'ndan gelince. Bizde ne olur? Bizde ne olur derken ekonomiden mi bahsediyorsun? Yok, o kadar geniş bir soruyu bu kadar zamanda sormayacağım. Bizde ne olur deyince her şeyi söyleyebilirim orada. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açısından soruyorum. Çünkü bizde de bakma yani Fed'in tutanaklarında sözcük avına çıkarken kendi tutanaklarımızda da çıkıyoruz. Ve orada gördüğümde yani ben kartaldan başka kuş tanımam ama güvercin güvercin geliyor. Evet. Yapı da biraz faiz indirimi destekliyor gibi görünüyor içeride. Ki zaten son yapılan fonlama maliyetine baktığınız zaman Merkez Bankası'nın özellikle piyasada likitte sağlayıcı kurumlara ekstra bir likitte vermesi, 100 bas puan altında vermesi dün bakmadım ondan önceki gün 23.80'i düşürdü fonlama maliyetini. 24'tü biliyorsun. Hı hı. Yani aslında bir faiz indirimi söz konusu şu anda. 23.78 mi şimdi Fırat Uyarı? Daha da düşün bak 23.78 yani 22 puanlık bir indirim söz konusu aslında baktığın zaman. Seçim olduğu için şu anda bir volatilite yaratmak istemediğinde Merkez Bankası muhtemelen Haziran'da bir indirim yapmadı. Ama mevcut koşullarda ekstra bir değişim olmazsa Temmuz ayında bir indirim gelme olasılığı yüksek gibi görünüyor Merkez Bankası tarafından. Ki zaten şu anda indirim fiilen gelmiş durumda. Fonlama maliyeti 0.22 düşmüş durumda. Tahmin ediyorum Temmuz ayına kadar ekstra bir gelişme olmazsa faiz indirimi gelme olasılığı çok yüksek gibi görünüyor. Peki, reklama gitmem gerekiyor, burayı kapatmam gerekiyor, yoksa şöyle bir kadın erkek yatırım motivasyonlarını hazırsam burada kendi konuşmak isterdim ama gündem çok yoğundu. Dolayısıyla bir başka gün konuşalım, ona özel program yapalım. Teşekkür ediyorum Nuri, kolay gelsin diyeyim sana. Bir kısacık reklam arası, ardından buradayım. Evet,
parametreyi kapatmanın vakti geldi. 5.80'in altında bir dolar TL kuruyla birlikte güne başlıyoruz. Bundan sonraki süreç nasıl şekillenecek onları da an be an elbette sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Borsa İstanbul tarafında daha pozitif bir gün olmasının beklendiğini halihazırda söylemek mümkün. Zira tüm dünyadan yeşilleri yakmış borsaların devrini alıyoruz. 94.244 endeks değerinde açılışımızı gerçekleştireceğiz. Bunu 30'a ilettikten sonra parametreye noktayı koyalım. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.